Sayın dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT'den dinlemekte olduğunuz Şanlı Müdafalarımız dizisinde yeni bir programı sunuyoruz. Kanişe. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Senaryo Osman Olcay Yazıcı. Yayın hazırlayan Niyazi Hancı. Dilerseniz programı açmadan önce Kanişe hakkında çok küçük bir hatırlatma yapalım. 1600 yılında Avusturya Arşidükü Ferdinand, 50 bin kişilik bir kuvvet, 42 büyük topla Kanişe önüne gelerek kaleyi kuşattı. Düşmanın bu büyük gücüne karşılık kalede sadece 5 bin Türk yiğidi bulunuyor. Tiryaki Hasan Paşa, tarihte eşine ender rastlanan bir kahramanlık ve askeri deha göstererek, 3 bin kişilik bir kuvvetle bir huruç harekatı yaparak, muhasarayı yarıp Haçlı kuvvetlerini tarumar etti ve böylece tarihimize muhteşem bir sayfa daha ilave edilmiş oldu. Mekanları cennet olsun. Demek küffar ordusu Kanişe'yi muhasara altına almak için hazırlanırmış, öyle mi Salih Bey? Evet Paşa Hazretleri. Biliyor musun Salih Bey? Bütün bu debdebenin altında müthiş bir Osmanlı korkusu yatmaktadır. Küffar manevi kuvvetimizi iyi bilir. Bu gövde gösterisi içlerindeki mağlubiyet endişesinin en sarih bir ifadesidir. Şu güz mevsiminin serin şafakları yakında ısınacağı benzer. Hakkı haliniz var efendim. Demek Aşüdük Ferdinand toplama ordusuyla üzerimize gelüptür ha? Beli paşam gelirler. Gelirler ama sonları pek iyi görünmez. Aslana. Buyurunuz paşa hazretleri. Peki kimlerden müteşekkil Aşüdük Ferdinand'ın Haçlı ordusu belli mi? Belli paşam. Başta Avusturyalı askerler olmak üzere Almanlar, İtalyanlar var aralarında. Ayrıca papalık ve Fransız ile Macar birlikleri de onlara iştirak etmiş vaziyette. Demek Macarlar da öyle mi? Evet paşam, Macarlar da. Ya silah cihetinden nicedirler? 42 büyük topları, tüfekleri ve binlerce asker. Buna karşılık biz? Sadece 5000 kişiyiz efendim. Erzak ve cephane durumumuz ise malum. Yoksa yüreğinde bir endişe mi gizlersin sen aslana? Açık söyle. Estağfurullah paşam, o ne söz? Bedbinlik bize yakışmaz. Sadece durum beyanında bulunmak istedim o kadar. Askerin hali nicedir Ertuğrul? Gayet arzulu efendim. İçten içe cenk için sabırsızlanır. Derler ki paşa hazretleri ne zaman emrü ferman eyleyecek? Güzel. Ama hesabımızı iyi yapmalıyız yine de. Ertuğrul. Buyurunuz paşa hazretleri. Kalamızı küffara karşı koruyabilmek için sadece içeride verdiğimiz mücadele yetmez. Haklısınız efendim. Bunun için kalanın dışındaki toprak kulede iyi muhafaza edilmelidir. Baysın efendim. Tezel'den 300 tüfenk ve endaz piyade ile Gazi Fetuş, Musli Bey'i şark tarafına, 400 kadar cesur ve becerikli bahadırla Hüseyin Bey'i de kalanın sol tarafına gönder. Peki paşam, derhal. Ayrıca kalanın şimalinde de Sefer Ketüda ile Yeniçerileri mahpus tutasız. Tamam mı? Baş üstüne paşa hazretleri. Ne oluyor orada? Ne bu gürültü? Küffar tarafından iki Frank askeri kaleye girmek ve Müslümanlara itaat etmek istiyorlar. Sakın ola casus falan olmayalar. Hayır hayır. Samimi ve dürüst oldukları belli. Ayrıca kafirlerin yarın sabah namazından önce umumi bir hücuma geçeceklerini söylediler. Ya tez bu haberi Hasan Paşa'ya iletelim öyleyse. Demek öyle. Küffar sabah namazından önce umumi bir taarruza geçecekmiş. Evet paşa hazretleri. Hatta gaziler aralarında şakalaşmaya başladılar bile. Şakalaşmaya mı, nasıl?
Bakalım yarın sabah zafer güneşi hangi tarafın üzerine ışıyacaktır diye söylendiler efendim. Demek öyle. Allah-u Teala'nın izniyle, Habibi'nin bereketiyle zafer güneşi bizim üzerimize doğacaktır Ertuğrul. İnşallah efendim. Hepimiz öyle düşünürüz. Hatta şimdiden zaferimizin işareti olan bayrakları kale burçlarına çekiniz. Tuğ ve alemleri, mehterhaneleri hazırlayın. Peki paşa hazretleri. Ben de burç ve surları dolaşıp mücahit gazilerle hasbihal etmek istiyorum. İsabet buyurursunuz efendim. Beyler, gaziler, bilirsiniz ki küffar ordusu umumi bir hücuma hazırlanmaktadır. Sizler nizami alem için, dini İslam'ın ebediyen payidar kalması için gözünü budaktan sakınmaz bahadır yiğitlersiniz. Bugün devleti aliyenin zaferlerine zaferler katacağınıza kanaatim tamdır. Gayret gösteriniz. Gayret bizden, takdir Cenab-ı Hak'tandır. Ehl-i Salih hücuma geçti. Geçsinler bakalım. Geçsinler. Demek Arşül'ü keferesi toplarına ve toplama askerlerine pek güvenir. Muhasara başlıyor. Hadi yiğitlerim. Gazanız şimdiden mübarek ola. Sağ olun paşam. Ertuğrul. Buyurunuz efendim. Siz kalkanımı getirin bana. Fakat paşam siz? Ben de askerlerimle birlikte Ehl-i Salih'le göğüs göğüse muharebe edeceğim. Ertuğrul. Tez kalkanımı ve kılıcımı getirin. Baş üstüne paşa hazretleri. Uzun zaman hizmetinde bulunduğum Bosna Beylerbeyi Murat Paşa'dan şunu belledim ki düşman her şeyden evvel kurnaz bir taktikle mağlup edilir. Bunun için hedefini bulmayan gülleler patlatmanın bir manası yok. Vakti gelinceye kadar toplarımızı gizli tutmaya devam edeceğiz. Peki efendim. Hadi aslanlarım! Hadi bahadırlarım! Hali adımlarında açılan gedikler onarıldı mı? Evet efendim. Küffar nasıl açılıyor bu gibi daha? 2000'den fazla küffar askeri helak oldu paşam. Kalanlar da kibir ve cesaretleri kırılmış olarak gerisin geri metrislerine firar eylediler. Yeniçeri dilaverlerinin onların peşine düşmesi görülmeye değer bir manzaraydı. İman kuvveti bambaşka bir şey. Paşa hazretleri derim ki hazır küffar şaşkın ve dağılmışken mücahit gaziler ve Yeniçeri dilaverleriyle onların peşi sıra umumi bir hücuma geçsek. Her şeye rağmen ihtiyatı elden bırakmamalıyız aslana. Kaladaki insan ve cephane gücümüz bir maceraya yeltenmemize müsaade etmeyecek kadar kıt. Fakat paşam. Hadi. Cesaretini, yiğitliğini, mertliğini bilirim. Ama ne var ki vakti değil Arslan Bey. Vezir-i Azam'a haber gönderip yardım talep etmeli. 5000 İslam askerine mukabil derya gibi Ehl-i Salih askeri ve nam tenayü cephane. Böyle devam ederse Allah korusun. Hayır, olamaz, olmamalı. Kanice şerefimiz, kanice namusumuz, kanice Osmanlı'nın haysiyeti. Her ne pahasına olursa olsun kal'a sükut etmeyecektir. Son nefesimize kadar şehit olmadıkça bu kalaya ayak basamazlar. Hayırlı sabahlar Paşa Hazretleri. Nusret inşallah haçın değil hilalin olacaktır. Hak Teala din-i mübini İslam için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır şu civan yiğitleri Habibi hürmetine mahcup etmez inşallah. Amin Ertuğrul Bey. Cenab-ı Hak duanı kabul eylesin. Selamun aleyküm paşam. Ve aleyküm selam Salih. Buyur, hoş geldin.
Biz şöyle fikreyleriz. İzah buyurunuz Paşa Hazretleri. Derim ki kendimizi tehlikeye atmamak için Vezir-i Azam'a haber salıp yardım göndermesini isteyelim. Pek münasip olur efendim. Ancak... Evet, ancak... Bilirsiniz ki Paşa Hazretleri, kafirler aynı zamanda Belgrad Kalesi'ni de muhasara altına almış durumdalar. Doğru ya. Aldığımız habere göre Yemişçi Hasan Paşa Osmanlı askeriyle oraya doğru revan olmuştur. Bu sebeple... Bilirim. Bize yardım göndermeleri çetin olacaktır. Ama Cenab-ı Allah'ın yardımından başka çaremiz yoktur. Yine de her ihtimale karşı bir ulak gönderip isteğimizi Vezir-i Azam'a ulaştıralım. Hay hay efendim, derhal. Selamun aleyküm paşam. Ve aleyküm selam, buyur. Vezir-i Azam'a gönderilen ulaktan bir haber var mı? Var efendim. Ne der peki? Mektup göndermiş efendim. Oku oku hele. Şöyle buyurulmakta efendim. Haydutluğu mutat hale getirmiş küffar askeri Belgrad kalasını muhasara eylediğinden İslam askeri kalanın kurtarılması için o cihete revan olmuştur. Belgrad kalasından düşman muhasarası bertaraf edilinceye kadar size yardıma derman ve imkan bulunamamaktadır. Direniniz. O mübarek hisarı kafir eline düşürmeyiniz. Cenab-ı Allah yardımcınız olsun. Desene dergâh-ı hüdaya dönmekten başka çaremiz kalmamıştır. Öyle paşam. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Sakın ola bu durumdan askerin haberi olmaya Ertuğrul. Yoksa maneviyatı kırılır. Peki efendim. Destur paşam. Buyur aslana. Duydun değil mi? Vezir-i Azam Hazretleri şimdilik Belgrad'ı küffar eline düşmekten kurtarmak için askerle birlik yola revan olduğundan bizlere yardım edemeyeceklerini bildirmişler. Duydum paşam. Vezir-i Azam Hazretleri de haklı. Düşman bir değil ki. Her yönden hücum eylemektedir. Lakin ben... Evet, sen bir şey söylemek istersin galiba. De hadi, seni dinleriz. Estağfurullah Paşa Hazretleri. Bendeniz... Evet aslana, söyle nedir maksadın hele? Devletlum, derim ki düşman metrislerini basarak cephaneliklerini berhava etmenin ve onları hezimete uğratmanın zamanıdır. Eğer emir buyurursanız... Anlarım aslana ne demek istersin. 1008 senesinin sonbaharında Kanice'yi fethedip bize teslim eden Sadrazam İbrahim Paşa çok çetin bir vazifeye getirildiğimizi beyan eylemişti. Aradan bir sene murur etmeden melun küffar toplanıp üstümüze gelmektedir. 2 aydır ardı arkası kesilmeyen hücumlara iman ve irademizle karşılık vermekteyiz. Arslan Ağa haklı paşam. Artık küffara karşı yeni bir taktik gerektir. Arslan Ağa. Buyur paşam. Yanına namlı Kara Ömer Bey'i de alarak 500 kadar bahadır, serden geçti ve imanlı askerle birlikte kaladan çıkıp küffarın metresini basın. Dikkatli olun. Metrislerin etrafında nöbetçiler var. Cephanelikte şu küçük tepenin ardında. Bir taraftan metrislere saldırırken bir taraftan da cephaneliği ateşleyip havaya uçuracağız. Bu iyi bir ders olacak kefereye. Osmanlı'nın kim olduğunu anlasın melunlar. Haydin yiğitler, cıma mert gaziler. Kanişe'nin küffar eline düşmesine sizler mani olacaksınız. Siz ikiniz elinizdeki kavaları tutuşturup cephaneliği havaya uçurun. Hadi bismillah. Kuman aslanlarım. Vurun kafire. Eyvah! Basıldık! Tiryaki Asad Paşa'nın askerleri karargahımıza kadar sokulmuşlar da haberimiz yok. Cephanelik! Cephaneliği ateşe verdiler. Mahvoldu! Vurun yiğitlerin! Allah ve Resulünün aşkına vurun. Vurun ki zaferimiz daim olsun. Hocam arkadaşlar hücum! Düşman telaştadır!
göğsüme. Hepsi o kadar. Sağ olursun paramparça aslanım. Yok be Ömer Bey. Bir şeyim yok benim. Yettir onu. Göğsümde küçük bir şarapnel parçası. Bir zafer nişanesi bu. Bu toprağın aslanları tükenmez. Bir aslan şehadet şerbetini içerse kıyamet mi kopar beyim? Sen diğerlerine bak. Ben iyiyim. Aslanım. Aslanım. İlahi Allah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Küffarla göğüs göğüse vuruşmayı çok istiyordu. Demek kısmetinde şehitlik mertebesine ulaşmak varmış. İnşallah ahirette şefaatçimiz olur. Görseniz paşam, çocuklar gibi şendi. Vurulmasına sevinmiş gibiydi. Her mümin aynı şeyleri duyardı şüphesiz. Aslan Bey'i cennete uğurladık ama küffara da ağır bir darbe vurmuş olduk paşam. 1000 kişi kılıçtan geçirildi. Düşman karargahı imha ve beyleri esir edildi. Bunlar ne de korkaklarmış. Elimize düşünce tir tir titremeye başladılar. Umarım bu harekat kefereye iyi bir ders olur. İnşallah paşam. Ama bizim askerimizin kuvve-i maneviyesi arttı. Düşman yeni bir hazırlık içinde galiba. Evet. Kaleye ulaşabilmek için nehrin üzerine köprü yapmaya çalışıyorlar. Köprüyü tamamlamalarına müsaade etmemeliyiz. Merak etmeyin efendim. Lazım gelen tedbiri aldık. Nasıl? Küçük bir mancınıkla köprüyü ateşe vereceğiz. Âlâ. Uyanın, uyanın! Bütün emeğimiz boşa gitti. Osmanlılar yaptığımız köprüyü kundakladılar. Köprü çayır çayır yanıyor. Ne oluyor? Köprü yanıyor. Su getirin! Su getirin! Allah'ım, sana nihayetsiz hamdü senalar olsun. Dosta düşmana karşı yüzümüzü kara çıkarmadın. Ama gücümüz gitgide azalmakta. Düşmanın aldığı destek günden güne artıyor. Ya Rabbi, ahir ömrümde bana ve dinin hizmetkarı Osmanlı'ya mağlubiyet acısını tattırma. Şu dört tarafından muhasara altına alınmış olan bir avuç ümmeti Muhammed'i mahcup eyleme. Muzaffer olmamızı nasip eyle. Ertuğrul Bey, Salih Bey, beri gele söz. Buyurun Paşa Hazretleri. Kaladan sadece tüfek atışı yapılmaya devam edilsin. Topları sakın kullanmayasız. Gerçi tembihlenmiştir ama ola ki unutula. Elimizin altında top bulunmadığına iyice inanıversinler. Emrinize harfiyen riayet edilecek. Âlâ. Aldığımız istihbarata göre Arşidik hırsından küplere biniyormuş. Bir avuç asker nasıl böylesini aylardır direnebiliyor aklım almıyor diyormuş. Kuş beyinli arşidük keferesi daha çok şaşıracak. Dur hele Salih Bey, dur hele. Gökten yardım iniyor sanki adamlara diyesiymiş. Kalamız elbette ilahi yardım almaktadır. Keferenin hafsalası bunu idrak edemez. Osmanlı'nın durumu gittikçe kötüleşiyormuş. Öyle mi Alexander? Evet efendim. Fena halde sıkışmışlar. Fakat yine de direniyorlar. Halbuki top ve cephane diye bir şeyleri kalmamış. Galiba haklısın Alexander. Osmanlı pes etmek üzere. Büyük bir zaferin şafağı sökmek üzere. Sayenizde efendim. Bu zafer şöhretinize şöhret katacak. Bütün ehli salip muhteşem zaferiniz önünde ayağa kalkacaktır. Osmanlı'yı mağlup etmek müthiş bir netice. Mağrur Kanije Fatih olarak
Zat-ı Ali'nizi bir dikiş merasiminde hayal ediyorum da. Yaşa be Aleksandr. Askerler, beni iyi dinleyin. Kalifeyi kuşatıp Tiryaki Hasan Paşa'yı teslim almanın zamanı gelmiştir artık. 3 aya yakın bir müddettir devam eden muharebeler neticesinde Osmanlı'nın ne kuvveti ne de silahı kalmıştır. Yeni bir hücuma hazır olun. Düşman ordusu yeni bir hücuma geçmek üzere paşam. Topları küffar üzerine ateşlemenin vakti gelmemiş midir? Arşidük keferesine haddini bildirmenin vaktidir. Toplar atışa hazırlansın. Emriniz baş üstüne paşa hazretleri. Asker bu habere çok sevinecektir. Allah'ım sen asker evlatlarıma yardım eyle. Hilali haça galip eyle ya Rabbi. Allah nihai zaferi nasip eylesin. Amin. Bu ani top baskını hesabımızı alt üst etti. Ağır yara aldık. Kaybımız binlerce. İhtiyar Tiryaki'nin tecrübesini hesaba katmayarak büyük hataya düştük. Oysa biz zafer düşlerine dalıp ihtiyatı elden bıraktık. Korkunç gaflet, korkunç. Bir kere olsun beni ikaz etmek aklınızın kenarından geçmedi. Fakat efendim ben... Fakatı makatı yok Aleksandr. Haçlı ittifakı her gün biraz daha sarsılıyor. Üstelik şu manzara Türk askerlerinden büyük bir moral takviyesi yapmıştır. Girin. Esirleri ne yapalım paşam? Salın gitsinler. Baş üstüne. Bir dakika Salih. Buyurunuz efendim. Serbest bırakmayın. Ne yapalım paşam? Bir emriniz mi var? Evet. Bir emrim değil Salih Bey. Bir fikrim var. Yoksa onları öldürmeyi mi düşün? Ne diyorsun sen Salih Bey? Dini İslam harp esirine nasıl muamele edileceğini vaaz etmiştir. O maddelerin arasında esir öldürülebilir diye bir cevaz var mıdır? Şimdiye kadar vaki midir? Af buyurunuz. Birden şaşırdım da.
Esirlere cephane ve mühimmat depolarını dolaştıralım. Ama efendim biliyorsunuz ki erzak ve mühimmat depolarımızın durumu pek iyi değil. Stoklarımız tükenmek üzeredir. Biliyorum ama düşmana bir küçük latifemiz daha var. Nasıl? Dinle şimdi. Önce yanına bir bölük asker al ve mühimmat deposundaki boşalan erzak ve barut torbalarını ağzına kadar kumla doldurt. Bu kumla doldurulan torbaların üzerine bir miktar un ve barut yerleştir. Sonra da esirleri yanına alıp depoları gezin. Sonra da salıverin gitsinler. Böylece salıverdiğimiz esirler arşivdik keferesine gidince Osmanlıların depoları un ve barut dolu daha uzun zaman kalayı müdafaa etmeye imkanları var diyecekler. Küffarın gözleri şaşkınlıkla yuvalarından fırlayacak. Ne diyorsun Alexander? Sahi mi söylediklerin? Maalesef doğru efendim. Esirler gözleriyle görmüşler. Yüzlerce çuval dolusu erzak ve mühimmata sahiplermiş. Şu Osmanlı ne ihtiyatlı. İnanılır gibi değil. 80 gündür kuşatma altındalar. Ne yer ne içerler. Dışarıdan dersen zerre kadar yardım gelmedi. Ben de hayret ettim efendim. Ama esirler söz birliği bu haberi veriyorlar. Bu ne demektir biliyor musun Alexander? Bu ne demektir? Biliyorum efendim. Daha uzun zaman direnecekler. Bizse... Umarım Belgrad tez zamanda düşer de Matyas birlikleriyle bize yardıma gelir. Yoksa fetih hayalleri bir tarafa, Kanije'nin bize mezar olmasından korkarım. Ben de benzer endişeler duymaktayım efendimiz. Akıl almaz bir mukavemetle karşılaştık. Destur Paşam. Buyur Ertuğrul. Bir şey mi var? Nedir bu telaşın? Söyle hele. Belgrad düşmüş paşam. Ya. Üstelik Arşidük Matyas birlikleriyle Kanije'ye doğru harekete geçmiş. Kötü haber. Arşidük'ün kesin vaadidir. Kanije'ye yeni bir hücuma geçilecek. Ve Hasan Paşa'nın başını getirene tam 40 bin düka altını verilecektir. Hasan Paşa'nın başını getirene tam 40 bin düka altını verilecektir. Haydi hücum! Anlamıyorum. Anlamıyorum. Yeni iltihak eden kuvvetlere rağmen hiçbir şey yapabilmiş değiliz. Her hücumda binlerce askerimiz ölüp gidiyor. Bu son taarruzda 18 bin kişi kaybettik. Bu gidişle Kanije'yi düşürmek bir ham hayal. Ne demek istersin Alexander? Ağzındaki baklayı çıkar. Savaşmaktan vaz mı geçelim yani? Onu demek istemedim efendim. Fakat... Fakatı ne? Papa'nın kardeşi Arşidük Matyas bile ağır şekilde yaralanmış. Hatta kendi kendine artık yaşamak bana utanç veriyor diye söyleniyor. Tez zamanda askeri yeniden hücuma hazırlayın. Ne pahasına olursa olsun Kanije düşmeli. Adım tarihe Kanije Fatihi olarak geçmeli. Osmanlı ile baş edemeyip geri çekildi. Dedirtmem ben kendim Alexander. Dedirtmem, anlıyor musun? Fakat efendimiz... Beni bağışlayın ama Kasım ayına giriyoruz. Kış bastırmak üzere. Askerse yorgun ve bezgin. Sonra kış günü askeri barındıracak siperlerimiz de yok. Yoksa hemen yapılmaya başlansın. Şunu kafana iyice yerleştir. Kanije düşmeden buradan gitmek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Baş üstüne efendimiz. Kış iyice bastırdı. Her yer buz. Tabiat şartları düşmanın aleyhine dönüyor.
Maalesef yine bir şey yapamadık efendimiz. Bir şeyler yapmalıyız Alexander. Bu inadı kırmalıyız. Askerin bir kısmı soğuktan donarak öldü. Diğer asker de panik içinde. Onları yeniden hücuma geçirmek çok zor efendimiz. Bir şeyler yap Alexander. Nereden bilebilirim paşa? Sabah namazından sonra kaladan huruc ederek düşmanla göğüs göğüse dövüşelim derim. Pek münasiptir paşa. Ya sen ne dersin Salih Bey? Sence de yey midir? Yeydir paşa hazretleri. Küffarın en zelil olduğu bir andır bu an. Her şey tamam mı ağalar? Tamam paşam. Emriniz bekleniyor. Önce kılıcımı kalkanımı getirin bana. Ben de kaladan huruc edip küffarla çarpışacağım. Fakat paşa hazretleri siz... Siz getirin. Neferi küffar üzerine sefer eylemişken... kalada oturmak bir Osmanlı paşasına yakışmaz. Ecdattan böyle gördük, böyle devam ederiz. Devleti ebed müddetin harcında bu aşk vardır. Haklısınız efendim, kusurumu bağışlayın. Kalanın kapıları açıldı mı? Evet efendim. Hadi ağalar, beyler, kazanız mübarek ola. Amin. Allahu Ekber. Hücum. Allah 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 Kalişenin mağlup edilemeyen cesur askerleri küffar çiğ yavrusu gibi dağıldı. Kaçıyor. Takip edin. Alan vermeyin. Kova. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugünü gösterdim. Yanimizi haç karşısında mahzun ve mağlup eylemedi. Sana nihayetsiz şatafat böyle. Keyfine pek düşkünmüş Arşudük keferesi. Kanice kahramanı olmaya heveslenirken tahtını bile korumaya gücü yetmedi zavallının. Ganimetin bir kısmı emriniz üzere askerlere dağıtıldı paşa hazretleri. Diğer ganimet malı şöyle: 45 top, 14 bin tüfek, 5 ota ve 10 bin çadır. Ölü sayısı belli mi? 30 bin civarında efendim. Beyler, serden geçti gaziler. Büyük meşakkatlere katlandık. 85 gündür ardı arkası gelmeyen hücumlara göğsümüzü siper ettik. Ve nihayet Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle zafere ulaştık. Ancak bilesiz ki bu muzafferiyet evvel emirde yüce Rabbimizin bize bir lütfudur. Sakın ola ki kendi cengaverliğinizden sanmayasınız. Şunu da bilesiz ki muzafferiyetimizin 4 mühim esası vardır. Bu esaslar sabır, sebat, birlikte hareket ve komutana itaattır. Ve dahi yine bilesiz ki bu esaslardan ayrılmadıkça Allahu Teala bizlere daha nice zaferlerin yolunu açacaktır. Haşmetli Padişahımız Sultan Mehmet Han zaferden ziyadesiyle memnun kalmıştır. İşte zat halinize gönderdikleri Hatt-ı Hümayun. Ama siz ağlıyorsunuz paşam. Affedersiniz ama sultanımız sizi üzecek bir şey mi yazmış? Haşa, haşa. Ne günlere kaldık.
Kanice müdafası gibi ehemmiyetsiz muvaffakiyetlere vezirlik payesi verilir. Küçük bir kala kumandanına, Hatlı Hümayun'la metiyeler gönderilir. Bunun için ağlarım. İyi ya paşam, bunda üzülecek ne var ki? Daha ne olsun ki Ertuğrul? Evvel zamanda böyle basit hizmetlere vezirlik mi verilirdi? Beni üzen budur. Büyük zaferler sahibi Osmanlı'nın istikbalinden endişelenirim. Biz neydik, nerelere geldik? Ağlamam bundandır. TGRT'den Şanlı Müdafalarımız dizisinin Kanije programını dinlediniz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.